Öf ya, bütün gün boyunca elmaslar kastım. Ama madenden çıkan şu elmaslara bakın ya. 5 tane elmas çıktı ya. O kadar yani büyük. Bütün gün boyunca kastım ya. Neredeyse yani bakayım abi. Güneşi de bakamıyorum arkadaşlar. Çok fazla yani gözlerim ağrıyor. Burada arkadaşlar şey olmuş yani. Arkadaşlar burada elmaslar buldum. Zümrütler buldum. Bir tane de şurada 3 tane 2 tane de zümrüt buldum arkadaşlar. Şu zümrüte benzeyen şeyler. Onları da eve götüreceğim ya da. Bunlar abi bunlar zümrüt diye sattı şeymiş ya. Neyse. Aa telefon çalıyor. Alo. Kanka kanka ya çabuk eve gel. Ne oldu ne oldu Mekfay, bir şey mi oldu? Evet ya. Neler oldu tahmin etmek bile istemezsin. Tamam neyse bakalım kanka görüşürüz, kapatıyorum. Tamam kanka çabuk gel. Hadi bakalım arkadaşlar, neyse. Öten arkadaşlar kanalına yeni gelsin abone olmayı, 1000 lira açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup 1000 lira açanların ismini okuyorum arkadaşlar. Mehmet kanalımıza olmuş videoyu vermiş arkadaşlar. Baran kanalımıza olmuş videoyu vermiş. Sonra İsmail kanalımıza olmuş videoyu vermiş arkadaşlar. Murat da kanalımıza olmuş videoyu vermiş. Arkadaşlar sizler de kanalına abone olup 1000 lira açmayı unutmayın arkadaşlar. Ceren de kanalımıza olmuş ve Sena da kanalımıza olmuş arkadaşlar. Gel lan buraya yarasa, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Hey kaçamazsın böyle. Neyse abi eve çağırdı, bir an önce gidelim bakalım arkadaşlar. Ne çağırdı, şu elmaslar da yani yanımızda, götürelim bakalım arkadaşlar. Umarım yani kötü bir şey olmamıştır ya, umarım kötü bir şey olmamıştır. Neyse şuradan eve bir çıkalım arkadaşlar vallahi ya. Uzun zamandır abi güneşe bakamıyorum, ay ay ay. Abi çok fazla güneşte madene gitmeyeceğim bir daha arkadaşlar, onu öğrendim yani ya, madene gitmeyeceğim ya. Vallahi madene gitmek istemiyorum arkadaşlar hiç. Mekfay ne oldu kanka ya? Ya kanka sakın dışarı gitme, sakın sakın. Ne oldu oğlum, ne oldu? Kanka benim suçum değildi, vallahi benim suçum değildi, yemin ederim. Oğlum ne oldu, bak düzgünce anlat şunu. Ya birader birader, şurada bir makine gelmiş. Senin sevgilin yağmurda gitti yani, ona denemek için yani bir şeye dönüştürdüğü sandı. Ama gitti üstüne ciddi yani orada yani, ben de şartını indirdim. Ne diyorsun sen ya, ne şartını indirmesi? Ya birader lütfen bağırma, bak lütfen bağırma, yemin ederim benim suçum yok. Ne oldu peki ya sevgilime? Öldü birader, öldü. Ne? Öldü mü oğlum, kafayı korun baksana lan, yalan mı atıyorsun? İnanmıyorsan bak dışarıda birader. Hayır ya, hayır abi ya, hayır ya. Bu ne ya abi, bu ne, şartları koymuş bir şey olmuş abi, bu makine nasıl çalışıyor? Yağmur, 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 hayır. Yağmur, hayır. Hayır ya. Yağmur konuşur da ses ver ya. Yağmur. Yağmur ses ver ya. Hayır ya. Birader vallahi benim suçum yok, özür dilerim ya. Ben de gireyim mi? Ne oğlum, sen de girme bari, sen de girme. Bunun bir yolunu bulmalıyız yani arkadaşlar. Şu makineyi bir çözmeliyiz yani ya. Hayır ya. Abi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir arkadaşlar ya. Yağmur ya. Nabzı atıyor mu bakayım arkadaşlar. Nabzı da atmıyor. Hayır ya. Hayır Yağmur lütfen. Bırakma bizi Yağmur. Hayır ya. Arkadaşlar çocuğuma nasıl söyleyeceğim? Yukarı katta bakayım bir yukarıda. Arkadaşlar yukarı katta ya. Çocuğuma nasıl söyleyeceğim bunu ya. Dur bakayım arkadaşlar, gideyim şöyle yukarı. Abi bebek görse orada ya. Oğlum nasılsın, iyi misin? İyiyim baba, iyiyim ya. Oğlum niye ağlıyorsun? Yok bir şey, yok yok ya. Bir şey oldu daha, onu alıyorum. Ne oldu ya, bir şey mi oldu? Evet evet ya, bir şey oldu ya. Boş ver, sen burada oyuncaklarını oynaya, tamam mı? Ne oldu baba ya, ne oldu, yapabileceğim bir şey var mı ya? Lütfen yani ağlama, ben de ağlıyorum bak. Tamam tamam oğlum, ağlama tamam ya. Gel seni öptüm şöyle bir böğürden. Ne oldu baba, anlatmak ister misin yani? Belki ben de sana bir çözüm bulabilirim. Hayır hayır hayır, seninle ilgili bir şey değil, seninle ilgili bir şey değil. Şuraya ben bir elmaslarımızı koyalım. Gerekli eşyaları koyalım ya. Arkadaşlar ya abi, bu gerçek mi, gerçekten mi, var mı böyle bir şey, bir bakmak istiyorum ya. Bakayım. Hayır ya, karım niye öldü ya, karım niye öldü abi, bunu kim yapmış olabilir arkadaşlar, bunu kim yapmış olabilir, bu makineyi kim kurdu buraya ya? Mekfay ben yapmadım diyor ama yani bu, peki makine buraya nasıl geldi, nasıl oldu, ben evden çıkarken yani böyle bir şey yok mu Mekfay, bu makine yani nasıl geldi? Vallahi ben de bilmiyorum birader hiç ya, gerçekten bilmiyorum yemin ederim. Ya hayır ya, peki denemek ister misin sen de, ya da ben de deneyebilirim. Birader vallahi ben deneyecektim yani, pek fazla güvenemedim herhalde, yağmur yaşıyor olabilir, bak dikkatli olmam lazım, belki makine bizi bir farklı bir dünyaya çekiyor olabilir. Garip garip olaylar olabilir. Hay 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 hay, ne diyorsun sen ya, ne diyorsun sen ya. Böyle bir şey mümkün olabilir mi acaba? Yani ama bebek görürse bunu belirlememiz lazım, tamam mı? Tamamdır birader, tamamdır, zaten o sordu yani annem nerede diye. Ben de yani dışarı çıktı dedim. Hayır ya, bir daha yalan atıyorsun bak, bir daha yalan atıyorsun lan, hepsi senin yüzünden dolayı bak. Ya birader vallahi ben dedim, bak kendisi gitti ya. Ya arkadaşlar bir dakika ya abi, bunu nasıl çözeceğimizi ben de bilmiyorum abi. Yağmur şuna bakın arkadaşlar, bu makinenin içinde başka bir şey yok mu ya? Yok mu acaba? Yağmur, yağmur lütfen hadi ses ver yağmur, yağmur ses ver, ses ver yağmur ses. Abi abi öldü ya, vallahi öldü arkadaşlar, şuna bakın ya. Mekfay ne yapmamız lazım kanka?
Kanka o onun altındaki fener var ya, onun altındaki fener ortasından, vücudunun ortasından geçerse belki tekrardan canlanabilir yani, pek fazla bilmiyorum. Ha, aa, doğru diyorsun, doğru diyorsun, gerçekten doğru diyorsun. Evet ben evet ya, ilk defa doğru söyledim. İşte bu be, işte bu bekleyin gücü. Evet evet ya arkadaşım, peki bunu nasıl çalıştıracağız? Buna çalıştırmamız için neye ihtiyacımız var arkadaşım? Şuradan abi bakamıyoruz ki. Bunu çalıştırmak için gümüş ya da bir şeye ihtiyacımız vardı ya. Gümüş ya da bir şeye ihtiyacımız vardı. Bekle, ben madende görmüşüm, ben madende görmüştüm, hemen gidip alıyorum madendeki gümüşleri. Hadi bakalım arkadaşım, bir an önce gidelim yani, bakalım gümüşleri, bakalım arkadaşım madende şöyle. Umarım yani madende yani gördüğüm şeyler doğrudur arkadaşım. Hayır ya. Neyse, şuradan gireyim bakalım. Bütün gümüşleri toplayacağım. Yeşil olan bütün her şey gümüş arkadaşlar. Şuradan gümüşlerimizi toplayalım. Gümüş blokları da arkadaşlar normal bloklara dönüştüreceğiz. Ondan sonra da yani gümüş bloğu olacak. Bakalım bu kadar yeterli olur mu acaba? Abi bir dakika, burada da vardı. Evet evet, burada da var abi, tamamdır vallahi, tam yeterli olacak vallahi, tam yetecek vallahi arkadaşlar, tamamdır. Şuradan abi şunları da alalım. Şunları da alıyorum arkadaşlar, aldım, tamamdır, işte bu 9 tane 8 tane oldu, bir tane daha var mı, bir tane daha var mı, bir tane daha var mı, bir tane daha vardır inşallah diyorum arkadaşlar. Bakalım bir tane daha bulabilecek miyiz, şöyle şuraları yakalım abi, bir tane daha, tamam 8 tane yetiyor zaten, 8 tane yetiyor arkadaşlar, doğru. Umarım geri döndürebiliriz arkadaşlar. Yağmur ya, yağmur ya. Oğlum bunu kim yaptıysa bulacağım arkadaşlar. İntikam almalı mıyım sizce? Sizce intikam alayım mı yani? Onlara da intikamlı gösterelim arkadaşlar diyorum yani ya. Bunu kim yapmış olabilir? Şöyle eve gideyim bir an önce. Şimdi bu evde bütün elmasları ocağa koyacağım arkadaşlar. Elmas diyorum pardon. Zümrütleri ocağa koyacağım ve eriteceğiz arkadaşlar. Bunları ondan sonra o fenerin içine koyacağız. Buldum birader. Evet evet, buldum buldum. Evet şimdi bunları buraya atıyorum. Ocakta erir mi bunlar? Evet evet erir ya. Bir ısıya oluştuktan sonra gerçekten 1000 derecede falan olabilir. Tamamdır tamamdır. Peki bu ısıyı nasıl koruyacağız? Bilmiyorum ki birader yani. Daha önce hiç yapmadım. Peki onlara toplak. Aa tamam, bunlar var. Tamam bunlar var. Şunları da koyalım. Isıyı koruyabilmek için arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız lazım. Tamamdır. Isı da korulabilir. Şöyle şu kahveyi alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açtım ocağı da, hadi yanıyorlar. Evet birader evet, inşallah olacak. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım, ben de bekliyorum. Hadi piş artık ya, piş. Birader birader, biri kaçıyor. Lan lan lan, Miklay. Miklay neredesin? Ah bir dakika, ses geldi arkadaşlar. Dışarıdan ses geldi. Aa bir dakika, onlar da kim ya? Hayır ya. Aa bir dakika, bunlar bir dakika. Bir dakika, bu logoyu bir şeye benzetebiliyorum arkadaşlar. Bir dakika, bu logoyu bir şeye benzetebiliyorum. Abi dışarıda birileri var. Dışarıda birileri var. Hayır, kimler geldi ya? Kimler geldi? Bir dakika. Seni uzun zamandır kullanmıyordum ve seni de uzun zamandır kullanmıyorum ama artık bu paslanmış eşyalarımı kullanmanın vakti geldi bakalım. Arkadaşlar aileme saldırdılar, ne oldu acaba ya, dışarıda merak ediyorum. Buz kılıcımı şöyle alayım bakalım. Buz kılıcımı şöyle alayım ve bunu da şöyle bırakalım. Bunu da şöyle bırakalım ve seni de uzun zamandır giymiyordum bakalım. Sen benim yadigarımsın be, kadim dostum gibisin be. Şimdi giymeye başladım bakalım. Evet evet, uzun zamandır giymiyordum. Tamamdır, üstündeki arkadaşlar şeyleri üfledim yani, lekeleri. Tamamdır, dışarı çıkalım, şu silahlarımı da halledeyim bakalım. Şimdi kimmiş lan bunlar, kimmiş lan, böyle 10 kişi 20 kişi saldırılara göre ya, hepsi saldırılara, kimsiniz lan siz, kimsiniz oğlum, bunları göstermem lazım arkadaşlar, kim olduğumuzu göstermem lazım bunlara. Durun bakalım, durun bakalım, sen de kimsin, hey hey, sen de kimsin? Ha merhaba merhaba İngilizce, hoş geldin. Ha merhaba, niye arkana bakmışsın? Evet gördün mü, elimde abimin kalbi var ve arkadaşının. Ne diyorsun sen ya, neden böyle bir şey yaptın? Çünkü ben kara kuzuyum oğlum. Ben buranın kralıyım lan. Çıkar o tacı. Hayır ya, çıkarmayacağım bu tacı. O zaman sen de bizimle birlikte kapışmak zorunda ve beni öldürmek zorunda kalacaksın ailemi tekrardan kazanabilmek için. Ne diyorsun? İstersem canımı bile vereyim ailem için. Siz de kimsiniz be? Ha göreceğiz bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, gel hadi başla. Hadi gelin lan buraya, gelin lan buraya abi. Çok fazla, çok fazla arkadaşlar. Şöyle yakalım bakalım bir. Arkadaşlar ailemi öldürmüşler ya. Ailemi öldürmüşler. Gelin lan buraya. Aslı sen buraya geleceksin İngilizler. Aileni hiçbir zaman kurtaramayacaksın. Avradın öldü, çocuğun öldü ve arkadaşın da öldü. Çocuğunu bile öldürdük lan, çocuğunu. Herkesin öldürdük. Ya ne diyorsun? Hayır ya, hayır ya. Buradan önceki bütün aileni de öldürdük. Herkesi öldürmeye devam edeceğiz oğlum. Ne diyorsun? Ailemi öldürdüler ya, ailemi öldürdüler. Göstereceğim ben size. Gelin lan buraya, gelin lan buraya. Geç, ailem var, arkadaşımı öldürdüler ya. Hayır ya. Gelin lan buraya, gelin lan buraya, buz kılıcının da gücünü göstereyim size, gelin lan buraya. Uzun zamandır da kullanmıyordum arkadaşlar buz kılıcını, size göstereceğim lan, gel lan buraya. Gel bakalım buraya, gel. Gel lan buraya, sen de gel lan, sen de gel buraya, sen de gel. Tek adamım size, buz kılıcı lan bu, buz kılıcı lan bu, buz kılıcı. En güçlü kılıç Minecraft'ta buz kılıcıdır, gelin lan buraya, işte bu, işte bu. Gel buraya, artık ben kaldım, benimle birlikte kapışmak zorundasın İngilizcan. Ne?
Bütün ordunu öldürürüm, seni öldürmek zaten benim için kolay olacak. He, göster bakalım hadi, gel bakalım hadi. Gel 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 gel, kaçıyor musun? Evet evet, kaçmıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar ailemi öldürmüş ya. Gel lan buraya pislik herif seni. Senin aileni öldürsem hoş olur muydu lan? Ha, olmazdı tabii, olmazdı. Empati yapmana gerek yok çünkü ben ölmem oğlum, ölmem. Sen beni asla öldüremeyeceksin. Sen anca zaten bir ölüsün. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşte bu. İşte bu. Seni öldüreceğim lan. Seni öldüreceğim. Sen kimsin de benim ailemi şey yaparsın? Ah, öldürmeyi başardım. Şimdi ailemi gidip canlandırma vakti geldi bakalım. Hadi bakalım şöyle canlandırmaya başlayayım.